ve Twitter, aynı zamanda sosyal medya, Facebook hesaplarımızdan bizi takip eden tüm dostlara, tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Moderasyonu yine çok değerli hanım arkadaşım Zeynep Akyurt'la birlikte yapacağız. Çok değerli bir konuğum yine anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batum. Süheyl Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Haber Asiye. Hoş bulduk Nasılsınız? efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim sizlere. Süheyl Hocam, malum önümüzde çok yakın bir süreçte şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni seçim sattımı haline girmemiz dolayısıyla 14 Mayıs olarak seçim takvimini bir mitingde hatta birkaç defa küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dillendirerek 14 Mayıs olarak belirledi. Ancak yasal sürecin Haziran ayında olması gerekirken 14 Mayıs seçim takvimi erken seçim midir? Yani seçimi öne almak mıdır? Ya da bunun yasal süreci nasıldır? Bize bunu hukuksal boyutunu anayasadaki boyutuyla birlikte anlatabilirseniz sevinirim. Zeynep Hanım, eklemek istediğiniz bir şey varsa Süheyl Hocam'a onu da ekleyin ki en azından bir daha kesmemiş olalım. Yok, teşekkür ederim. Daha sonra. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi İsmail Bey ve Zeynep Hanım, bu soruyu iyi ki sordunuz. Neden? Çünkü çok net söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den beri yaptığı en önemli şey şu oldu. Bütün kavramlarda öyle bir uydurma, zorlama, hukuken yani hiçbir anlamı olmayan kavramlar ortaya atmaya başladı ki artık insanların kafası çok net söylüyorum tereme peynirine döndü. Hiç kimsenin söylediğinden, söylenenden haberi yok. Bu şekilde hani bizim atasözlerimizden biri vardır. Bulanık suda balık avlamak. Ve AKP'de 20 yıldır, 21 yıldır bulanık suda balık avlayarak buraya kadar geldi. İşte mesela fiyat artışı, hayır. Ayarlama, fiyat ayarlaması. Devalüasyon, hayır. Güncelleme. İşte enflasyon, hayır değil. Hafif fiyat, azıcık fiyat artışları. Şimdi kimse de şey kalmadı. Oysa çok basittir. Bakın, bizim anayasamıza, hukukumuza göre meclisler ve cumhurbaşkanı üç imkana sahiptir. Görev süreleri açısından. Görev süreleri. Birincisi kural der ki cumhurbaşkanı da mecliste 5 yıl için seçilir. 5 yıl. Ve seçimleri de 5 yılda bir aynı gün yapılır. Şimdi 5 yılı nereden çıkartıyorsun? Anayasa yazıyor. Peki ne zaman yapılacak? O da diyor ki 5 yılı dolduğu günün öncesindeki pazar günü yapılır diyor. Yani 5 yıl bir gün, 5 yıl 2 gün olmasın diye pazara denk düşmesi için 5 yıldan önceki pazar günü yapılır diyor dolmasından. Yani 5 yıl. Fakat yine anayasa 2 tane daha seçenek getirmiş. Diyor ki bazen olur bu. Meclis ya ben 5 yıl götüremeyeceğim bu işi der. Ekonomik bir kriz çıktı der bir şey der. O yüzden ben bunu 3 yılda yapacağım der. 4 yılda yapacağım der. Buna erken seçim deniyor. Bizde seçimlerin yenilenmesi diye geçiyor. Ama aynı şey. Erken seçim. Meclis isterse 5 yıl yerine 4 yıl yapabilir, 3 yıl yapabilir, 2 yıl yapabilir, 4,5 yıl yapabilir, istediği şekilde. Amaç ne? Çünkü bir sıkıntı çıktı ortaya. Artık çözemeyecekleri bir ekonomik kriz, bir savaş durumu, bir uluslararası hukuk durumu, bir şey çıktı. O yüzden hadi gidelim yeni seçilecek meclis, yeni halktan yetki alarak bu işi yapsın der. Üçüncü yolda Cumhurbaşkanı isterse bunu tek başına ayarlayabilir. Buna da başka ülkelerde fesih denir. Bizde ise erken seçimin muadili seçimlerin yenilenmesi deniyor. Yani erken seçimle seçimlerin yenilenmesi aynı şeyi bizde aynı şeyi karşılıyor. Neden?
Çünkü hakikaten erken seçim. 5 yıl yerine 4 yılda yapıyorsun. 5 yıl yerine 3 yılda yapıyorsun. 5 yıl yerine 4,5 yılda yapıyorsun. Bu erken seçim. Şimdi bizde bir sorun var tabii ki. AKP iktidarının tamamıyla bilinçsizce demeyeceğim, büyük bir bilgisizlikle ve vurdum duymazlıkla her zaman yaptığı gibi inanılmaz bir hatası olmuş. Hata da değil bu. Arka arkaya 5 senede yapabileceği bir şeyi atlamış. Çünkü neden? Bilmiyor çünkü. Hukukçuları hukukçu değil. Tek tek hepsini koy. Hiçbiri ciddi hukukçu değil. O yüzden atlamış bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. defa aday olamaması var. Bunun üzerine bir takım şeyler uydurmaya başladılar. İşte dediler ki bu 1. defa biz 2018'de 1. defa seçildik. Neden? Yeni sistem getirdik. Bunun kocaman bir palavra olduğu çıktı ortaya. Neden? Çünkü ya biz 61'de Cumhuriyeti ne zaman kurduk? 23'te. 23'ten sonra kim Cumhurbaşkanı oldu? Atatürk. Sonra kim oldu? İnönü. Sonra kim oldu? Bayar. Sonra 27 Mayıs oldu ve yeni bir anayasa getirdik. Bırak. Yani eski anayasada değişiklik yapmadık 2017 gibi. Yeni anayasa getirdik. Ve pardon, bir şey mi soracaksın? Hocam, şimdi tam bu noktada Habertürk'te bir programda gazeteci Deniz Zeyrek o seçimlerin, yani Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçiminin, o en son 2018'deki seçimdeki seçimin mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu'na, Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Erdoğan'a gönderirken 12. Cumhurbaşkanı niyetiyle gönderiyor. AKP'li yetkililer buradaki garabeti görüp Yüksek Seçim Kurulu'na mazbatayı geri iade ediyorlar. Onlardan şöyle bir yazı istiyorlar. 2018 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yani 12. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Sildir, yok ediyorlar. O da duruyor. Deniz Zeyrek bunu açıkladı. Durum bu kadar garabetken hala bu ortadaki kaybolmayacak belgeler, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun, Sadi Güven Bey'in de yaptığı bu garabet durumu biz nasıl izah edeceğiz? Ya siz şimdi her tarafından tutuyorsunuz, sapır sapır dökülüyor. Bunu hukuk dilindeki dili nedir? Yani Sadi Güven'in bir ceza alması gerekmiyor mu? Bir başka bir parantez daha açacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendi söylemiyle, herkes sorduğu için bunu aydınlatmak için söylüyorum. Diyor ki ben İmam Hatip mezunu olduğum için o yıllardaki tarihlerde İmam Hatip mezunlarını üniversiteye almıyorlardı. Üniversite mezunu olamamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan buna niteliyor. Lise mezunu olduğunu ve 4 yıllık üniversiteyi bitirmeyen de ayrıca devlete suç işlemiş olmuyor mu? Cumhurbaşkanlığı makamını meşgul ederken. Şimdi İsmail Bey. Bunu böylece kapatayım, tamamlayayım en azından. Şimdi İsmail Bey, bakın, gerekenleri biliyorsunuz. Deniz Zeyrek dediniz de çok değerli bir gazeteci. Evet. Şu bakımdan şunu söyleyeyim. Bir kere hepimiz hemfikiriz. Hepimiz hemfikiriz. Yani 3. defa olması mümkün değil. Hukuk çok açık. Neresinden tutarsanız tutun. Ama şunu lütfen unutmayın. Her sistem, demokratik sistemde, totaliter sistemde, otoriter sistemde, her sistem kendi adamlarını yaratır. Yani kendi siyasetçisini, kendi hukukçusunu, kendi gazetecisini, kendi halkını yaratır. Her aynı zamanda adam da, her insanda, her insan, adamlar ve kadınlar da kendi sistemlerini yaratırlar. Bunu unutmayın. Şimdi bunun için söyledim. Bakın, Almanya'da benzetmek için değil ama size diyorum ki her sistem, demokratik sistemde kendi adamını yaratır. İnsanlar da aynı şekilde kendi sistemlerini yaratırlar diyor.
Neden söyledim? Deniz Zeyrek dediğiniz için. Şimdi bir örnek vereyim. İspanya bir diktatörlüktü. Bir Franco'nun diktatörlüğüydü. Ne oldu? Doğru dürüst siyasetçiler geldi. Doğru dürüst gazeteciler geldi. Ve oturdular. Hem de sağ diye bilinen bir lider, parti tuttu. Komünistlerle şunlarla birleşti ve koskoca diktatörlüğü yıktılar. Anlaşarak. Ve kendi demokratik sistemlerini kurdular. İnsanlar kurdu. Tersi de var. Almanya'da Hitler zamanında Hitler %1-2 alan bir şeydi. Fakat partiler, o dönemin gazetecileri, o dönemin sözlü aydınları sahtekar çıktı ve hepsi Hitler'in önüne güller döşediler bilerek ya da bilmeyerek ve sonra da zaten 45-46'lardan sonra Alman halkından hiç sorun Alman halkı da ama en şeyi Alman halkıydı. Suçsuz olanı. Çünkü ekonomik koşullar falan zorluyordu. Her gazeteci de Allah'ım ne kadar iyi diyordu. Partiler birbirleriyle kavga etmekten Hitler'e önünü açıyorlardı. Ve herkes sordu sosyal demokratlara. Sen neredeydin? Neden direnmedin dedi. Ama benim ne gücüm vardı ki? Sen neden direnmedin dedi. Şimdi bunun için anlattı. Sevgili kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan diplomasi tartışmalıydı. 2002'de iktidara gelişi tartışmalıydı. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2002'de tartışmalı değil, aykırıydı. 2015 seçimleri kaybetmişti, neler oldu? 2017'de referandum sonuçlarını bile bile değiştirdiler. Neden geldik biliyor musun buraya? Askerlerin yarısını 7 yıl içeri attılar. Çünkü bu sistemde partiler, gazeteciler direnmedi. Şöyle yaptı. Ama zaten bir şey olmaz ki. Ama ben mi doğruyu söyleyeyim şimdi? Ben aydınlar, ben gazeteci olarak dikkat et. Sizleri saymıyorum bak. Neden sizleri saymıyorum? Çünkü sizler bu koşullarda bile beni çıkartıp direnmeye veya benim gibi insanları çıkartıp direnmeye çalışıyorsunuz. Süheyl Hocam, 5N1K vardı. Cüneyt Özdemir'in yayınladığı. Cüneyt Özdemir'de 5N1K kaldı mı bilmem ama biz daha hala bir gazeteci olmaya Bravo. Çalışırken o düsturla yürümeye çalışıyoruz. Cüneyt'te kalmadı. Cüneyt'te kalmadı. Cüneyt'te ne kalacak? Ama şunu söyleyeyim bakın. Üzüntüyle söylüyorum bunu. Deniz Zeyrek'in dünkü mü yazısını okudum. Deniz Zeyrek'i geçen gün ben de takip ettim. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bakın. Murat Yetkin'le beraber. Böyle gazeteciler ve böyle siyasal partiler, böyle sözde liderler yüzünden Recep Tayyip Erdoğan istediği her şeyi yaptırabiliyor. Çünkü Deniz Zeyrek'in şunu söylediğini duydum ya. Evet, hukuka aykırı, anayasaya aykırı ama ne yapalım? Yani bence bu hukukla uğraşmayalım artık. Seçimlerde yenelim. Hayatımda bu kadar saçma, hayatımda bu kadar kötü, hayatımda bu kadar teslimiyetçi bir şey duymadım. Sen neden yapmıyorsun onu? Sen neden yapmıyorsun şimdi desen ki, yahu Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru söylüyor hocam. Sen nereden biliyorsun hukuku? 5 kere de olur, 250 kere de olur. Ben de sana sorsam, İsmail Bey, Zeynep Hanım neden böyle diyorsun? Ama zaten tersini söylesek ne olacak dersen. Bakın bu kadar ağır söylüyor. Söylüyorum. İşte. Ben burada bir şey söylemek isterim. Buyurun. Çok özür dilerim. Şimdi sistem baştan sona kadar aşağı kadar network gibi düşünün. Herkes kendi altında yapılanma oluşturduğu için network oluşmuş durumda. Yani dolayısıyla insanlar dışarıdan şey hissediyor. Yani yalnızlaştı ve bu sistemi, bu ağı ben çökertemem. Aynen. Hayır. Bak, sen yani düşünmüyorsun. Aslında... Siz öyle düşünmüyorsunuz.
Düşünseniz şimdi Deniz Zeyrek'i çağırırsınız buraya. Deniz Zeyrek size der ki aman boş verin bunları ya. Nasıl bir televizyonsunuz siz? Gidin doğru dürüst işte kabul edin. Merak etmeyin bakın. Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak, onları nasıl dövecek? Boş verin bunları der. Şimdi hayatımda hiçbir ciddi ülkede bir partinin, muhalefet partisinin, bir ciddi gazetecinin, siyasal gazetecinin böyle teslimiyetçi olduğunu görmedim. Bu insanların bu kadar teslimiyetçi olduğu bir ülke mutlaka otoriterliğe dönüşür. Deniz Zeyrek örneği verdiniz ya hocam. Deniz Zeyrek en azından bu konularda etik gördüğü her şeyi yazar. Vallahi beni ilgilendirmiyor kardeşim. Yani bakın bir zamanlar biri şunu demişti. Ecevit çok dürüst diyorduk. Doğru. Yahu dedi yani devletten çaldığın daktiloyu, o zaman daktilo vardı, at pazarında satmıyorsun diye şey olmaz dedi. Şimdi aynı şekilde yani etik dediğim şudur. Hukuksuzluğu gördüğü yerde bir dakika, bu hukuksuz. Siz bu insanları 7 yıl neden attınız içeri? Neden attınız? Burada nasıl uymazsın buna diyebilen. Yoksa evet aykırı ama ben bunu sadece Sayın Deniz Zeyrek için söylemiyorum. Ama son günlerde izlediğim programlarda açık söylüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukukçusu olarak 43 yıllık bir akademisyen olarak utanç duyuyorum. Evet. Yani bakın şeyden değil, bilmeyip de size ne ya, reis 5 kere de olur 35 kere de olur. Anayasa buna engel yok diyenden daha fazla sinirleniyorum. Çünkü biliyorsun olmaz diyorsun. Yüksek Seçim Kurulu bile kabul etmemiş bunu diyorsun. Ondan sonra da oturuyorsun. Ne derler? Ama zaten uymazlar. O yüzden bunlarla dikkat et. Bu hukuk gibi şeylerle vakit öldüreceğimize, zaman kaybedeceğimize oturup bunu yenelim. Yahu şimdi şunu da söyleyeyim bakın etik getik. Şunu da söyleyeyim size. Elini vicdanına koy. Eğer bu kadar açık bir şeyde iki yolumuz var. Ya Yüksek Seçim Kurulu'nu, bir dakika siz demin nasıl söylediniz? Sadi Güven dahil. Bakın arkadaşlar, burada siz 13 diye yazmış mısınız? Yazmışsınız. İsmail Kahraman size bunu kaldırın dediğinde koskoca meclisin başkanı söyleyemez miydi? Bu meclis yeni seçildi. Bu sistem yeni geldi. O yüzden oraya yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diye yazacaksınız diyemez miydi? Derdi. Neden demedi? Neden demedi bence? Anlatıyor olmadığını. Evet. Diyorlar ki aynen böyle yazmış İsmail Kahraman. Evet. 12 mi 13 mü belli değil. Çünkü 12. Cumhurbaşkanı bir daha seçildi. Şimdi 13. Cumhurbaşkanı mı diyeceksiniz, 12 mi diyeceksiniz? Görev süreleri itibarıyla baktım. Atatürk 3 kere, İnönü 3 kere hep çok seçilmiş. O yüzden de biz bunu tereddüt hasıl oldu kaçıncı olduğunda diyor. Dikkat edin. Şöyle demiyor. Yeni sistemin birinci. Şimdi bunları yazmış. Bunları görüyorsun. Ve diyorsun ki yok bunlara rağmen sendeki muhalefet partisi olarak da, gazeteci olarak da, her gün televizyonlara çıkan gazeteci olarak da de ki bak Yüksek Seçim Kurulu, bak başkaları yapar bir şey olmayabilir ama sen bürokratsın. Sen ellerin kelepçeli anayasa ihlalden içeri gidersin. Sadi Güven gibi torunu kucakta oynatmak için saklanamazsın de bak bakalım yapabiliyorlar mı? Ama sen onun yerine ne diyorsun? Nasıl olsa olmaz. Biz seçime bakalım. Peki bir şey daha söyleyeceğim şimdi size. Bunları söyleyenlerin hiçbiri benden daha aptal değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Araya gireceğim. Şunu söyleyeyim. Diyorsan... Bir dakika. Benden daha aptal da değil. O zaman şunu söyleyeyim size. Ya Yüksek Seçim Kurulu o zaman bu kadar açık bir şeye hayır demeyecekse veya Sayın Recep Tayyip Erdoğan haklı diyecekse
O zaman seçimlerde durup dururken seçim akşamı saat 9.30'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da alsa yanına dese ki biz kazandık. Söyle bakalım başkan kim kazandı? Efendim siz kazandınız. Kaç aldık oyları? %51,4 aldınız. Hadi bakalım evinize dedi. Ne yapacaklar? Hukuku o zaman tanımıyorsun. Aa şimdi tanırız. Tanırsan ne yapacaksın? Efendim itirazı yokmuş. E o zaman itirazı var mı? Bunu olur mu demeyin Sayın Azakoğlu. Bunu olur mu demeyin. Olursa oldu. 2017 seçimlerinde olmadı mı? Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oyları sayacağım dedi. Oylar böyle olmuştur dedi. Bütün İstanbul, Ankara, İzmir %60 evetten %40 evete düştü. Oylarda hiç kıpırdama yok. Mühürsüz oylar tak 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 3 milyon oy şak 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 1,5 en azından oy sayıldı ve kazandılar. Şimdi o yüzden bu hukuksal şeyler o kadar açık ki. Biri yazmış galiba 116. maddeyi bir açıklar mısınız diye. Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, 116. maddeyi 300 kere falan açıkladım. Bizim ama Murat, Türkiye'de Murat, emin olun. Murat Demir hocam. Murat Demir. Bir yayın partnerimiz vardı. Murat Beyciğim. Değerli kardeşim, emin olun. 300 kere falan açıkladım. Türkiye'de kimse bunda değil. Bak bizim ünlü gazetecilerimiz böyle diyor. Partilerimiz diyor ya. Bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 116. maddede şunu da. Seçim 5 yıl olabilir. Seçimi ya meclis bir öne alır diyor. Erken seçim yapar diyor. Ya da Cumhurbaşkanı erken seçim yapar, meclisi fesheder ve seçimleri yenileyebilir diyor. 3 yol var. Ama 116. madde bu 3 yoldan şöyle söylüyor. Diyor ki açık açık. Eğer diyor süresinde yaparsan bir daha cumhurbaşkanı olamazsın. Üçüncü defa olamazsın. Aynı 116. madde diyor ki eğer diyor sen seçimleri erken alırsan yani fesih edersen ya da sen erken seçim yaparsan sen de olamazsın. Gene olamazsın diyor. Bir üçüncü yol koyuyor. Eğer diyor meclis 5'te 3 çoğunlukla yani 360'la seçimleri yenilerse Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman sen olabilirsin. Şimdi buna karşılık üçüncü defa olmak için filan bunları bu AKP'nin bir tane hukukçu mudur bilmiyorum ama ilginç bir insanı var. O da biliyorsunuz Ali İhsan Yavuz. Hani seçimlerde çıkıp hiçbir şey olmamışsa bir şeyler olmuştur diye. Olmuştur. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur diye. Ünlü Genel Başkan Yardımcısıydı hakikaten. Evet, hukukçu demek yani şimdi hukukçu adıyla Sayın Ali Esen Yavuz'u yan yana söylemek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da mesela bizler için ne güzel söylüyor. O hukuksa bunlar guguk diyor. Ben de aynı şeyi tersini düşünüyorum. Ali İhsan Bey için çok değerli bir arkadaşımız olsa da. Ve ne dedi biliyor musunuz? Bir bildiri yayınladı. Ne dedi ki yok Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ya da Yüksek Seçim Kurulu isterse 14 Mayıs'ı alabilir. O bir aylık, 1,5 aylık veya 1 ay 5 günlük şey azıcık almadır dedi. Azıcık diye yazmış oraya ya. Birazcık öne almak bu fesih falan değildir, erken seçim değildir, güncellenmedir diyor. Hani enflasyonda veya şeyde güncelleme yapıyorlar öyle. Fiyat listesi değiştiğinde, zam geldiğinde. Aynen bu artık değerli kardeşim bu zırvanın da ötesinde. Peki şimdi, neden yapabiliyor bunu? Şöyle hocam bu noktada neden bir daha virgül bunu? Bir virgül daha isteyeceğim. Nasıl olsa kabul eder bunlar diyor. Nasıl olsa bunların söyleyecek bir şey yok. Bunların muhalefeti de İYİ Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de bilmem nesi de bunlar ne desem kabul ediyorlar diyor. Tam bu noktada. Bir noktada ben söyleyebilir miyim? Söyle hocam. Tamam. Zeynep Hanım önce siz söyleyin sonra ben söyleyeyim tekrar devam etsin hocam. Buyurun. Çaba göstermekten ziyade kabulleniş hakim. Ben onu istediğimi görüyorum. Herkes Zeynep öyle Hanım, istiyor.
Kesinlikle bu. Yani zannediyorum falan demeyin. Hiç göremiyorum. %100 bu. %100 evet, bu. Evet, evet. O yüzden söyledim. Yani ben inanamıyorum. Hitler geldiğinde o yüzden sordular. 10 yıl sonra halka sormadılar. Çünkü halk mecburdur bir yerde. Halk güvenir insanlara. Kime güvenir? Oy verdiği partiye güvenir. Evet. Benim gazetecim ya benim gibi yazıyor. Benim gazetemde yazıyor dediğine güvenir. Ama onlar da hukuku boş ver şimdi. Ben bunu çok yaşadığım için sinir oluyorum. O Türk ordusunun yarısı komutanı içerideyken bekleyin, sakin olun veya Tayyip Erdoğan çıkıp o yetmez ama evetçilerle bir anayasa yapıyoruz ki muhteşem dediğimizde biz böyle anayasa mı olur dediğimizde hocam siz biraz statükocusunuz galiba 82 anayasası kalsın istiyorsunuz. Ya ben 82 anayasası kalsın neden isteyeyim? Ama sen teslimiyetçisin. Sen bile bile teslim olmuşsun. Şimdi bunu bakın aynen Mr. Tüp arkadaşımız nasılsa yerler diyorlar. Sürekli anayasa iktidar alternatifi bürokratlara yeterli netlikte konuşulmuyor. İşte bu. İşte bu. Yani ben bunu anlayamıyorum. Ya sen de ki bütün muhalefet birleş. Arkadaşlar de gazeteciler sizle de bunu kabul etmek mümkün değildir. Bir de şunu söyleyeyim. Ya ben inanamıyorum. 6 Nisan'dan önce yap yeni kanun uygulanmasın dediler. İşte Sayın Cumhurbaşkanı erken seçim mi istiyorsun? Gel 6 Nisan'dan önce yap yeni kanunu uygulama. O korkunç kanunu, o tamamıyla seçimleri ben tek başıma gireyim dediğin kanunu uygulama dediler. Ne dedi? Siz kimsiniz ya dedi. Ben istediğim gün uygularım. 14 Mayıs o kadar dedi. Aynı gün bizimkiler böyle yaptı. Hadi hayırlısı olsun 14 Mayıs. Gazeteciler de böyle diyor. Artık bunu konuşmayalım. Hukukçu arkadaşlar siz de bunu konuşmayın artık. Biz seçimlerde yenelim. Ya kimse söylemiyor. Peki seçimlerde aynısını yaparsa ne olacak? O zaman şöyle de. Ben söylemek isterim. Şeyden söyleyeyim. Buyurun buyurun. Bu belirsizlik içerisinde seçim sürecine giderken hani girdik de seçime giderken insanlara haksızlık yapılmıyor mu? Yani seçmenler gerçekten şey durumda yok gibiler aslında ortada. Aynen. Şöyle hocam, ne güzel söylediniz. Bir de bir ekleme yapmak istiyorum. Hemen vereceğim İsmail Bey. Zeynep Hanım hemen söyleyeyim. %100 haklısınız efendim. Bizde seçmen hele hele bu sistemde demin ne güzel söylediniz. Çeşmenin başına herkes tutmuş oradan da buradan da tutmuş ve o kadar memnun ki insanlar. O da gelse aynı şey, bu da gelse aynı şey. Oh diyorlar ne garanti güzel. Garanti gibi ama garanti. Öyle hissetmiyor. Seçmen kendini öyle hissetmiyor. Zaten bunu şöyle görmedik mi? Zaten affedersiniz. Şunu şöyle görmedik mi yani? Doğru söylüyorum. Ya bir baktım, bir bakıyorum. Türk ordusunun yarısı içerideyken şahsen ben, herkes baksın televizyonlara, şeylere. Bir sürü insan da benim gibi. Ya bu insanları nasıl içeri atarsınız? Ayıp değil mi derken bize statikocular, işte darbeciler, şakşakçılar diyen insanlara destek çıkan, Süheyl Hocam siz de yalnız biraz abartıyorsunuz yani neden olsun diyen insanların, karşı karşıya kaldığım insanları bir bakıyorum şimdi, muhalefette hatta altılı partinin içinde hatta altılı partinin anayasasını yapan grubun içinde. Ya böyle nasıl çıkarız aydınlığa? Aydınlığa çıkmak için der gibi şimdi bir karışmayalım buna ya. Yani boş ver. Bu Süheyl Batum'u ne çıkartacağız kardeşim? Pişmiş şey çıkartacağız. Ya çıkartalım doğru düz bir adam. Ali İhsan Yavuz. Ali İhsan Bey ne kadar güzel söylüyorsunuz siz. Değil mi? Ya da Deniz Zeyrek'in. Efendim ne kadar güzel söylüyorsunuz Deniz Bey. Hakikaten nedir bu ya hukukçular? Bu Süheyl Batumlar bilmem neler, Kaboğulları. Aman böyle saçma sapan konuşuyorlar dersiniz. Hayır demez. İşte bu ya bu Mr. Tüp ne diyorsa aynı şeyi düşünüyor. Anayasayı ihlalden yargılayacağız dersin. Türkiye'de bürokratlar çekinir. Ben yaşım itibarıyla 12 Eylül öncesinde yaşadım. O günün
emniyet güçlerinde gördüm. Ben yaşım itibarıyla Kahramanmaraş katliamını gördüm. Kahramanmaraş katliamını, kimsenin karışmadığı, askerlerin 5 günde gittiği, hiç kimsenin karışmadığı katliamı gördüm. Ne oldu? Bir tek siyasetçinin bu şeyi ne yaptın sen? Dendi mi? Ha, bir davalar açıldı. Davalar mahsustan hop dedi. Zaman aşımına uğratıldı. Hop kayladı gitti. Ne oldu? Halbuki ciddi bir hükümet. 12 Eylül'den sonra ciddi bir şey. Siyasete geçtiğimizde 83'te. Gelin bakayım buraya. Sen vali, sen kaymakam, sen bilmem ne yaptın deseydi. Bugünkü bu rezillikleri yaşamazdık. Yaşamazdık. İşte şimdi buyurun. Kusura bakmayın çünkü inanılmaz bir şey. Ya benim de gençlere ders veriyorum. Şimdi Süheyl Hocam, biliyorum öğrencilerinizin olduğunu, bu konuda sizden bizi affetmenizi, biraz da yaşınız itibariyle yorulacağınızı da düşünüyorum. Bir de pazar gününüzü bizi izleyen haber alışını müdavimlerine ayırdığınız için size gönlümün dolusunca müteşekkir ve teşekkürler ediyorum. Şimdi hocam, biraz önce muhalefeti bu konuyla ilgili zaten ilintili, dolaylı şekilde haklı olarak eleştirdiniz. Bizim anlayamadığımız durum şu: muhalefet 14 Mayıs'ı neden kabul eder? İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendi dedi ki, ya ben siyasi partiyle en ufak bir ilişiğim yok. Ancak hiçbir siyasi partiyle en ufak bir ilişiğim yok ancak muhalefet tarafındayım. Bu bir kesin benim için. Yani ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Coca-Cola şişesini koyalım, Coca-Cola şişesine oy vereceğim. Bir sade vatandaş olarak hocam. Muhalefetin ya da altılı masanın genel itibariyle 14 Mayıs'ı neredeyse aldılar ceplerinde hazır sandık. Oy depoları dolmuş. Tayyip Bey seçimi kazanamayacak, onlar gidecek. Ve muhalefet iktidara gelecek düşüncesindeler. Ya kardeşim, sen 14 Mayıs'ı neye göre ilan ediyorsun? Burada bir yasa garabeti var 14 Mayıs diye. Hiçbir siyasi parti, muhalefetin içinden hiçbir siyasi parti buna çıkış yapmadı ve benim de aklıma takıldı. Hocam, geçenlerde sizi şifayen telefonda yine de konuştuğum üzere programı almak istiyordum. Ancak bu durum biraz daha otursun, netleşsin ki hocamdan daha dolu bilgileri, daha net bilgileri alabilelim diye düşünüyorum. Şimdi muhalefetin bu durumunu baktığımız zaman, bunu anayasa, bana göre tabii ki bir sade vatandaş olarak, siyasi partilerin bunu anayasa mahkemesine götürmeleri gerekmiyor mu? Buradaki seçim garabeti erken, yani seçim yenilemeye gittiği için bir başka konu, tekrar altını çizerek soracağım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 yıllık üniversiteyi anayasada belirtmiş olmasına rağmen 4 yıllık üniversiteyi bitirmediği için Cumhurbaşkanlığı yapmış olduğu suçları suç olarak unsur oluyor mu? Ya da suç teşkil ediyor mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Olmadığı için özellikle bunu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere sizin izleyenlerinizden de dinleyicilerinizden de şöyle özür dilemek isterim bir kere. Ben bir hukukçuyum. Ben oturup 116, 101, ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını, işte 60 gün müdür, nedir, bu süre ne zaman var, bunları da anlatmam gerekir mutlaka. Ama beni çok çıkardığınız şeylerde ben bunları anlattım. Ama artık şuna kanaat getirdim. Ve o yüzden de zaten sizin şeyinize çıktığıma memnunum. İzleyeni çoktur, izleyeni daha azdır. İzleyeni fazladır, izleyeni yüksek tahsildir, az tahsildir. Ama sizin gibi insanlar bugün Türkiye'de kendi alanında gazetecilik yapan, bilmem ne yapan, artık bunlara biz samimiyetle söylüyorum, ya aferin ya, nasıl bunlar ayakta duruyorlar diye bakıyoruz. O bakımdan ben artık o yüzden hukuktan daha çok bunları anlattım. Şimdi hukuku da söyleyeceğim. Çünkü artık bana, ya ben anlamadım bunu. O yüzden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğini haklı görüyorum veya Ali İhsan Yavuz'u diyen varsa, bir kere bunu net söyleyin.
İsmail Bey, size ben de söylüyorum, Zeynep Hanım size de söylüyorum. Doğruyu söylemiyordur. Doğruyu söylemiyordur. Gerçek dışı söylüyordur. Çünkü artık kimse anlamadı filan falan diye bir şey yok. Yahu bu Türkçe, bu başka bir dilde değil veya çok acayip bir hukuk problemini çözmüyoruz. Açar 116. maddeyi, bakar, der ki ya bir adam üç şekilde seçilebiliyormuş. Ya süresinde, ya kendisi seçime gidebiliyor, ya şeye gidebiliyor, meclis gidebiliyor. İki, açar 101. maddeyi, bakar, bir kimse iki defa cumhurbaşkanı, iki defadan fazla seçilemez diyor. En fazla iki defa diyor. Bir kimse diyor. Anayasa 111 bunu söylüyor hocam, doğru. 101 aynen, 101 bunu söylüyor. Yani bu efendim şöyle bir cumhurbaşkanı, böyle bir cumhurbaşkanı, bunları yapan cumhurbaşkanı, yok başkana yakın cumhurbaşkanı falan demiyor. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan da ne seçildi? Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı adı üstünde. Efendim benim yetkim fazla az. Size tekrar demin söylediğimi şimdi söyleyeyim. Hukuken bütün vatandaşlar, dinleyenler, değerli izleyenleriniz bunu bilsin. Ya biz 61 yılında yeni anayasa yaptık. Demin söyledim. Birinci cumhurbaşkanından başladık. Tamamıyla sistemi değiştirdik. Birinci cumhurbaşkanıyla mı başladık? Hayır. 4 diye devam ettik. Ya 82'den bu var mı böyle? Ama Recep Bey böyle istedi. Ama ne derler? Cumhurbaşkanının işte hukuk bilmem nesi böyle istedi. Böyle bir şey var mı? Ya 61 anayasasını yaptık. İki meclisten tek meclise geçtik. Pardon, tek meclisten iki meclise geçtik. Anayasa Mahkemesi'ni kurduk. Cumhurbaşkanının yetkilerini değiştirdik. Görev süresini değiştirdik. Seçilme şeyini değiştirdik. Her şeyini değiştirdik. Ve koyduk. 4 diye başladık. 82 işte 8 mi 9 mu ne diye devam ettik. Ya şimdi tutuyorlar. Bir kere seçildik diyorlar. Bunu söyleyen kim? Bekir. Bekir Bozdağ. Ya şimdi o yüzden şuna inanın. Herkes biliyor bunların doğru söylemediğini. Ha kimisi korkar, kimisi oyunun içindedir, kimisi dışındadır. Şimdi burada ben de anlamıyorum. Yani 14 Mayıs diye bir şeyi Cumhurbaşkanı ancak şöyle yapabilir ya. Anayasa açık, hepsi de biliyor partileri. Dediğim gibi defalarca da söyledim bunu. Partiler diyecek ki oturup, kardeşim biz Recep Tayyip Erdoğan'ı sınırlamak istemiyoruz. Anayasa sınırlamış ama biz istemiyoruz. Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Bayılıyoruz Erdoğan'a. Ve onu seçimlerde yeneceğiz. O zaman gidersiniz, anayasa size imkan vermiş. 360 üyeyle toplanırsınız. Siz de destek verirsiniz. Sorarsınız Sayın Erdoğan'a, Sayın Erdoğan ne gün istiyorsunuz? O size der ki 14'üm olsun, dur bakayım, bekleyin biraz. Bekleyin, bir karar vereceğim der. Tamam efendim dersiniz muhalefet olarak. Ondan sonra size en uygun nedir der arkadaşlarına sonra. Şu gün yapacağım, hadi gidin 360'ı bulun der. Bulursunuz ama hiç olmazsa hukuka. Şimdi söylediğiniz diplomadan bakın Türkiye'de sistem hukuksuzluk üstüne kurulmuş. Hele hele 2002'den sonra bu çok. O yüzden muhalefet partileri de bence, yani bunlar hepsi doğru düz partiler, sevdiğimiz insanlar. Ya nasıl olur da hukuksuzluğu, bakın hukuksuzluk korkunç bir şeydir. Ha şimdi kimileri nasıl Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler uyduruyorsa hemen vereceğim söz. Biz de bizden de uyduruyorlar, böyle yapıyorlar. Ay mağdur etmeyelim, ay mağdur olur. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Şu ülkede bana en mağdur şu anda 3 tane siyasetçiyi söyleyin. En mağdur 3. 1. Demirtaş. Adam 6 yıldır içeride. Haksız yere. Peki bir şey diyen var mı? Hakkında suç bile isnat edilemedi. Daha ortaya koyulamadı. Aynen. Şehir hocam yani. Mağduriyet savunmak vardı. Falan değil bu.
Onda mağduriyet yok. Peki Canan Kaftancıoğlu. Ceza yedi. 8 yıl önce konuştuğu bir yıl önce attığından siyasi yasak yedi. Mağduriyet var mı? Var. Konuşan var mı? Yok. Ya Ekrem İmamoğlu, adam sadece İstanbul'u genel başkanı gibi yapmadı, kimse kusura bakmasın. Geceliğin ben gideyim demedi, kazandı. O yüzden yasak getirildi, hem de nasıl getirildiğini biliyorsunuz. Hakim atıldı, yerine AKP'li hakim getirildi falan, savunma hakkına bakmadan verdi. Ne diyoruz şimdi? Mağdur değil. Biz böyle diyoruz, mağduriyet yaratmayalım. Hocam. Bu, bir teslimiyete kılıf geçiyor. Hayır. Evet, bir tebessüm yapalım. Söyle hocam. Buyur. Bilirsizliğe mahkum edildik ya biz. Bir de ben eklemek mağdur istiyorum. Mağdur değil. Biz de belirsizliğe mahkum edildik. Aynen. Peki bu hadsizce ve şımarıkça değil mi onlar tarafından bizlere yapılan? %100 ya. Yani. Ben yüzden sinirleniyorum. Şimdi, yani bakın dünyanın her yerinde iktidarlar. İnanmıyorum siz. Her yerinde iktidarlar istediğini yapmaya çalışır. Ama her ülkede, yani affedersiniz, şimdi şöyle düşünüyorum. Ya Trump diyorum. Bush Biden bile sahtekarlıkla Irak'a gitti. 1,5 milyon insan öldü. Sahtekarlıkla. Evet. Ama ben yani yandaş gazeteci, embedded gazetecilerin dışında bir gazeteci de şöyle duymadım. Aman şimdi gitti artık. Zaten uymaz. Gitsin boş ver. Ya adam öldürüyor ya bu hapiste. Aman öldürsün şimdi. Bunlarla konuşmayalım. Biz onu nasıl yeneceğimize odaklanalım. Ya şimdi bu dediğiniz gibi halkı da hiçe saymak. Yani. Aynen, halkı da hiçe saymak. Tabii, İnsanları hiçe saymak. Hukuku hiçe saymak. Teslimlik olmak. Şöyle hocam. Tam bu noktada Anayasa Başkanı şimdi emekliye ayrıldı zannediyorum. Sadi Güven'di o dönemde. YSK Başkanı. Evet. Pardon, özür dilerim. Anayasa değil. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Çok özür dilerim. Sadi Güven'di. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na gelen kişinin, milletvekili olacak kişinin tüm CV'si, tüm bilgisi geliyor. Sadi Güven'in o ekibindeki kişiler bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu değil de İmam Hatip mezunu, lisesi mezunu olduğunu görmüyorlar mı? Anayasamızda 4 yıl üniversite bitirmemiş bir insan Cumhurbaşkanlığı yapamaz, açık seçik beyan ediyor. Bu neye göre Cumhurbaşkanı seçildi o zaman? İsmail Bey, devamlı bunu sordunuz, haklısınız. Bak, öbürlerine çok önem verdiğim için atladım. Şimdi ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ağzından şunu duydum. Ben 1981 yılında mezun oldum. Hayır, bunlar yalan. Daha öncesi açıklamalar var Şehir Hocam. Size itiraz ediyorum. Pardon. 1980 ya da 81'de mezun oldum. 82 diyor direkt. 82 mi diyor? 83'te de Sultanahmet Meslek Okulu üniversiteye dönüşüyor, Marmara'ya. Marmara Üniversitesi'ne dönüşüyor. Şimdi doğru mu? Evet, bir yıl sonra. Kendi söyledi, başkasından değil. Şimdi bu demektir, şu demektir. Bakın, siz varsayın 2018 yılında Marmara Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdiniz 2 yıl. Sonra 2018'den 5 yıl sonra, net olsun diye böyle ayırıyorum, 2023'te dediler ki Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına, çocuklar gelin şu 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 dersleri de alacaksınız. 4 sınıfa böleceğiz ve sizler bitirdiğinizde size Marmara Üniversitesi diplomasını vereceğiz deseler. Bunu o dönemde başlayanlar bu fark derslerini verdikleri takdirde alabilirler. Kesinlikle. Ama 2018'de bitirmiş adam, 2018'de bitirmiş kişi 2023'te gidip hadi bana da diploma verin, ben de orayı bitirmiştim Adalet Meslek Yüksekokulu iken diyebilir mi? Hocam, onun Sayın mezun Recep olduğu Tayyip Erdoğan üniversite kendisi söylüyor. Diyor ki ben
Marmara Üniversitesi olmadan bir yıl önce bitirdim diyor. Şimdi bitti artık. Onun yüksek lisans, yüksek okul, üniversite diploması yoktur. Yoktur. Bunu ama açık ifade Türkiye ediyor zaten Süheyl Hocam. Evet, bizim, ama bizim Türkiye hukukçularımız burada neyi anlamıyorlar bilmiyorum. Yakın. Hayır, anlamıyorlar değil. İsmail Bey, bak anlamıyorlar değil. Şunu yapıyorlar. Bu soruldu. Bu soruldu. Sorulunca da 1981'de kurulmuş üniversiteden adam 80'de mezun oluyor ya. Böyle aynen, aynen. Bir yıl önce mezun değil oluyor. Dolayısıyla yani, ama dikkat edin. O işte sorulduğunda 2000'in rektörü kendisine bayağı patates baskısıyla hamili kart yakinimdir der gibi, bu bizden mezun oldu. Vallahi billahi bizden mezun hocam, oldu. Ne baskısıyla tekrar eder misiniz? Bunun da sahte oldu. Patates mührü baskısıyla değil mi hocam? Evet. Hamili kart yakinimdir der gibi, vallahi bizden mezun oldu bu. Emin olun iki gözüm önüme aksın diye yazı yazdı. Bunda noterden şeyini çıkarttılar. Noterin başkatibi de daha sonra ceza gördü. Ceza gördü. Noterden tasdiklendi yani. Şimdi burada şunu anlıyoruz ki diyor, bakın sizin takipçilerinizden Mr. Tüp, devleti çökertme yıllar önce sahtecilik başlamış, diploma dağıtılmış. Ha, şimdi Sayın Mr. Tüp. Murat Demir hocam. Bizim buradaki Murat Bey. Şimdi bu işte önemli konulardan bir tanesine geldik. Bakın arkadaşlar. Net söylüyorum. 2004 yılında daha hani bazı gazeteciler şöyle diyorlar. Allah'ım, böyle bir iktidar görmedik. Avrupa Birliği bizi açmış kucağını bekliyor. Allah'ım bunlar ne kadar iyi bir iktidar dediği günlerde. Avrupa Birliği'nin zorlamasıyla şey konuşuluyor. Ceza muhakemeleri usul kanunu. O güne kadar çok değerli profesörlerin yaptığı şeyi hepsini bir tarafa atıyorlar. Hemen kendi arkadaşlarını toplayıp bir ceza kanunu yapıyorlar. Ceza muhakemesi kanunu. 2004. Bakın. 4-12-2004 günü. 4 Aralık 2004 günü. Bu kanun görüşülürken bir anda, o sırada tutukluluk süresi 5 yıl. Biz farkında değiliz. Biz iyi niyetli insanlarız. Yani ben de mecliste değilim de siz hiç kimremiz farkında değiliz. Sonra gördüm ben bunu. Şey diyor. Bir anda 177 sayfalık bu kanunun bütün görüşmesi 177 sayfa. Bir anda önerge geliyor. Önergeyi veren kim biliyor musunuz? Çok ilginç. Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ o sırada Adalet Bakanı falan değil. Şimdi hani yangında kurtarılacak mal gibi bir şey olduğunda geç Bekir diyorlar ya. O zaman öyle geç Bekir daha yok. Bir milletvekili. Ve önergeyi veriyor 2004 yılında. Diyor ki arkadaşlar, belirli suçlarda bu tutuklama süresi 10 yıl olsun. Yani adam hüküm giymeden 10 yıl içeride tutabilelim. Bu dünyada örneği bu ya. 10 yıl içeride tutalım. Kimse anlamıyor bunu. Yani anlayan anlıyor da bilenler dışarıdan kimse anlamıyor. Biraz kasıtlı işte, yapılmış bir durum değil bravo, mi? Bravo. Murat Bey'in söylediği Cumhur'da evet bir anda sadece hiç tartışmadan arkadaşlar kabul edenler etmeyenler edilmiştir 10 yıl. Listede birileri var bayağı herhalde. Ha? Liste var. Liste aynen var o zaman. Liste var. 2007'de bir baktık. Ümraniye'de silah bulduk. Dur bir dakika. Tabii listeler hazır. Bak, Türk ordunun yarısı içeride. Aynen. Listeler hazır olsa 10 yıl tam planlanmış. 2007'den ya 2017'ye kadar gidecekler. Bak, o sırada ne oldu? Bu listeleri hazırlayan FETÖ aynı dinlemeleri şeye de yaptı. AKP'nin kendisine de yaptı. Birbirlerine girdiler. Allah'tan o zavallı Türk ordusunun yarısı dışarı çıkabildi FETÖ'yle yandaşlarıyla kavga ettikleri için. Şimdi o yüzden Murat Bey çok doğru söylüyor. Bazı şeyler çok önceden planlanmış.
Evet. Her şey ellerine koyulmuş, verilmiş. Evet. Kim yapıyor bunu? Atlantik ötesindeki dostlarımız. Ekonomik programı da vermişler. Evet. Şeyi de vermişler. Bunları bilmiyor muyuz? Evet. Kemal Derviş'in politikalarını uyguluyoruz diye 15 yılımızı yemediler mi? Dolayısıyla her şey ekonomi, siyaset, hukuk ama sonunda şuraya vardık. Hukuk artık yok. Eğitim artık yok. Evet. Ve maalesef muhalefet de bunlara şöyle diyor. Arkadaşlar bunların hepsini boş verin. Ne gün istiyorsunuz efendim? 14 Mayıs istiyorum. Emredersiniz efendim. Biz uyuyacağız, biz de uyuyacağız. Yahu inanamıyorum. Şimdi ha ciddi siyasetçi yok mu? Bakın ben açık söylüyorum. Oy verirsin vermezsin. Mesela Erkan Baş'ı çok beğeniyorum. Erkan Baş. 3 kişinin. Neden? Çünkü şundan çok beğeniyorum. Neden? Net söyledi arkadaşlar dedi ya. Böyle bir şey olur mu dedi. Ya 17 Mayıs diyecek onu kabul edeceksiniz. 14 diyecek onu kabul edeceksiniz. Gelin buraya anayasa yapıyoruz diyecek onu kabul edeceksiniz. Ya siz neye hayır diyeceksiniz. Ne şeyiniz var? Senden anayasa mı yapılır desenize dedi. İlk defa bir muhalefetin söylemesi gerekeni. Bizimkiler böyle diyor. Mağdur etmeyelim şimdi. Ne dediyse yapalım. Zaten onu yeneceğiz. Evet. Bir takım çok hocam, değerli muhakkak gazete. İsmail Bey, siz beni şey yaparsanız şimdi ben girebilir miyim bu konuyla alakalı? Tamam girin ben de sorayım hocam. Yani Bekir Bozdağ gibi vesaire diğer kişilerin de kendi çıkarları için ihtiyaçları doğrultusunda kanuna önerge vermişler. Yani bu evet yani aslında buna ihtiyaç duydukları için bir önerge vermişler. Aynen. Yani bunu belli yani ben bunu anlayabiliyorum. Bir başkası aynen da anlayabilir. Aynen. Yani hayır diyemez mi birisi yani? Ama Zeynep orada bir açık duruyor. Var birilerini şey yapacaklar konusu. Yani haksızlığa uğrayacak birileri. Aynen Zeynep Hanım ama şunu şöyle söyleyeyim. Demin söylediğiniz daha doğru. Hani köşe başını tutmuşlar dediniz ya. Evet. Ben bunu bakın net söylüyorum. Gidin meclisteki konuşmalara bakın. Komisyonlardaki konuşmalara bakın. Evet. Ben bunu belki 20 kere dile getirdim. Ya. O ünlü televizyonlarda da ünlü derken hani bilmem ne merkez medya mı ne diyorlar. Gazeteciler böyle zebilane var. Ulusal medya diyorlar. Ulusal medya neyse. İşte onda ve mecliste orada gazeteci doluydu. Bir tanesi bile bunu yazmadı. Yazamadı. 2010 Ali Cengiz oyunu var yani. Evet. 2010 2015. Şimdi ben artık bu oyundan gençlerimiz, insanlarımız, çoluğum, çocuğum, Türkiye'de pırıl pırıl 50, %60'ı en azı için artık sıkıldım, yoruldum. Yani bu insanların bazıları da böyle yapıyor şimdi. Ana akım medya diyormuşuz. Bazı insanlar da şimdi böyle yapıyor. Ama ne yapalım? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ya ben bunları yaşamış insanlarım. Nasıl Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları inanmadığımız şeyi söylüyor ve söylüyor. Bizde de vardır bu. Ben Ekmelettin İhsanoğlu denilen bir adamın Türkiye'de seçimleri kazanmayacağını bilip söylediğimde bazı hakikaten yani tanıdıklarım, arkadaşlarım şeyler şöyle diyorlar. Ama hocam yani yedi göbek sülaleli CHP'liyi mi seçeceğiz? Ya ben yedi göbek sülaleli CHP'li değilim. Benim babam CHP'li değildi ama ben Atatürk Cumhuriyeti'nin bir hukukçusuyum. Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı yani bunun için söyledim biliyor musunuz? Herkes ne yaptığını biliyor. Herkes ne söylediğini biliyor. Evet, herkes tabii neyi savunduğunu biliyor. Herkes Süleyman bir oyunu hocam, oynuyor. Bunun herkes bir oyunu bir, oynuyor. Olan da size oluyor, bana örnekleme oluyor. Örnekleme vereyim ben. Oluyor. Ben bir örnekleme hocam, vereyim hemen bunun üzerine. İsmail Bey müsaade eder misiniz? Hocam yani bitirsin kulüp, de üst üste binmesin kulüp cümleye. Aynı kulüp. Özür dilerim, çok özür dilerim. Buyur. Kulüp aynı kulüp. Başka takım kaptanı gelmek istiyor. Biraz da biz yönetelim hesabı.
O kadar. Maalesef. Başka bir şey değil yani. Maalesef. Maalesef. Süheyl Hocam, bir iki dakika bana müsaade edersen bizi sosyal medyadan takip eden değerli dostları, arkadaşlarımızı da onurlandırmak adına, onların da size en azından düşüncelerini, sorularını sormak adına zaten Mr. Tuve'nin yani Bay Murat Demir'in sorularını zaten genellikle aldık ama yine bizi sosyal medyadan başka takip eden Ali Devrim Özkan Türk iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş bize. Biz de kendisine teşekkür ettik. Senem iyi akşamlar Sayın Batum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Senem Senem'e de. Yine Murat Bey iyi akşamlar demişti. Hoş geldin hocam demişti. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey'e. Bu arada Filiz Tapar Hanım iyi yayınlar iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıtkı Aydın Bey cümleden merhabalar iyi akşamlar dilemiş. Sıtkı Aydın Bey'in özellikle bir sorusu var, ona geleceğim ama Nurhan Demiray, Türk bayrağını simgeden neden engellendi demiş. Yine Nurhan Demiray, çoğu arkadaşlarımızın yorumları yok, kendileri var, yorumlar kapatılmış mı dedi. Hayır, yorumlar kapatılmadı Nurhan Hanım. Sıtkı Aydın Bey diyor ki, tekrar Sayın Batum sizi seviyorum. Deminki zavallı tırnak içinde Türk ordusu cümlenizin yani içeriden bugünkü cemaat yapılarıyla nasıl bu duruma düşürüldüğünden dolayı zavallı diyor. Aslında Türk ordusu hiçbir zaman o cevalliğini Ben de cevap verecektim zaten okudum ben de. Kaybetmediğini biz de biliyoruz. Bunu bu minvalde konuştuğunu biliyoruz. En azından Sıtkı Bey'i aydınlatmış olalım diye söyledim. Şimdi hocam, Memleket TV'den bizi Konya'dan izleyen değerli dostlara da iyi akşamlar, sohbetler diliyorum. Soruları olan arkadaşlarımızın genel itibariyle siz de okuyorsunuz zaten hocam ama. Şimdi biz AKP'yi göndermek istiyoruz. Bundan ben bir seçmen olarak, bir Türk seçmeni olarak %100 eminim ancak bugünkü muhalefetin tutumuna, AKP'nin 14 Mayıs durumunu kabul etmesine ve şimdi biraz önce konuştum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın 4 yıllık diploması olmadığını görmesine rağmen ona Cumhurbaşkanlığı yolunu açmak için izin verdiyse yarın Yüce Divan'da değil ama devleti dolandırmaktan ve vatana ihanet bir sayılır bilmiyorum. Bu tarifleri siz yapacaksınız bize hocam. Yargılanmalı değil mi? Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere ben de Sıtkı Bey'inkini okudum. Sıtkı Bey'i okudum. Kesinlikle ben bu manada söyledim. Yani Kıbrıs çıkartmasını yapan PKK'yı o zaman bütün dünya destekliyor iken bütün dünya herkes Öcalan'ı saklarken orada açık açık bu mücadeleyi veren terörle bu Türk ordusunu darbeci diyerek içeri attılar. 7 sene kaldılar içeride. 6 sene, 5 sene ve kimse ağzını açamadı. O yüzden onlara zavallıyı koydum. Yoksa Türk ordusu zavallı olduğu için değil. Kesinlikle ve kesinlikle şey değil. Bir de Şükran Hanım bir şey söylemiş, şimdi size cevap vereceğim hemen Sadi Güven'i. Şimdi ne derler, Şükran Hanım da demiş ki yani bizler muhalefete eleştiriyoruz demiş, sakın böyle algılamasın. Biz iktidar dururken muhalefete eleştirmiyoruz. Zaten başta da söyledim. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3. defa aday olamazdı. Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan'ı artık eleştirmekle vakit öldürmek istemiyorum. Çünkü her söylenen herkesin söylediği doğru ya. Ben 29 Ekim'lere katıldığımda polisler tarafından engellenmiş bir insanım. Siz de öyle. Bayrak taşıdığında Atatürk'le beraber bayrak taşıdığında şey yapıldı, ne derler, taşıdık, pardon, engellendik, bayrağı koyma diye. Adam Atatürk şeyiyle içeri girmek istedi meclise, soydular adamı,
çıplak soktular içeri. Evet, ha, bürüvesiyle bak, ya da rozetiyle. Aynen. Nesi var bunun? Nesi var adamın? Ya bunu söyleyecek artık. Yani enflasyon %150 iken hadi oradan biz baktık şimdi 60'a düşmüş diyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yahu Türkiye'nin en önemli şeyi ya, askerine çuval geçirildi. Askerine çuval geçirildi. Daha ötesi var mı? Hepimizde bir travma yarattı. Bu travma yaratan askere çuval geçirildiğinde bir şey yap denilene hem de pusu kurdular. CIA, Amerikan askeri bir pusula pusu kurdular ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne notası vereceğim be, müzik notası mı dedi. Doğru hocam. Yine Türkiye'nin bütün gençlerimizi bizim kafaları yerden kalkamayacak hale getirecek bu seçilmiş Biden Amerikan Cumhurbaşkanı Türkler için soykırım yaptınız dedi. Soykırım. Soykırım o kadar önemli bir şeydir ki, bir suçtur ki, çocuklarım, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ben şimdi soracağım hesabını dedi. Gitti oraya. Dönerken sordunuz mu dediler. Allah'a şükür dedi. Hamdolsun hiç bu konuyu açmadı dedi. Şimdi daha neyi anlatacağız? Daha neyi anlatacağız? Trump'ın sağlığından duacıyız. Dolayısıyla ben şunu istiyorum. Ben şunu istiyorum. Ha çok teşekkür ediyorum. Haklısınız. Doğru. Sayın Sıtkı Aydın. Doğru. Şimdi ben şunu söylüyorum. Yahu ben sakın beni moralsiz falan zannetmeyin. Benim sinirlenmemin nedeni şu. Açık söyleyeyim. Türk milleti önemli bir millet. Bakmayın siz bazı insanların %10'dur, 20'dir, 25'tir böyle ne olursa olsun ben reisçiyim kardeş diyene bakmayın. %60'ı oyunu vermeyecek söylüyor. 59'u hayır ben bir daha vermem diyor. Biz kazanacağız. Ama ya kazanırken bu kadar basit bir şeyi nasıl olur da bir koca bir muhalefet Türkiye'de şu anda %60'a 65'e hitap eden bir muhalefet efendim bize nerede gösterirseniz orada muhalefet yapalım. Şu halının üstünde yapın yeter. Durumuna tamam düşer. Efendim. Halı da fazla büyük geldi size. Yarısında yapın. Tamam efendim. Bunu neden yapar? Vallahi bir şey koyamıyor. Ya bana biri anlatsın. Şimdi böyle söylediğinde ben bunlara çok alışkınım. O muhalefetten bir şey bekleyen, yani ben de milletvekili olurum, ben de kaparım bir yer filan diyenlerin bir bölümü şöyle diyecektir. İktidar dururken muhalefete giydirmek kolaydır. Ben bunları da çok yaşadım, siz de yaşamışsınızdır. Bunlar ne derse desin. Bunlardan çok gördük. Biz onların söyleyemediği, sokağa çıkamadığı zamanlarda sen de bizler de nasıl yaparsınız bunları askerlere? Utanmıyor musunuz diyorduk. Veya diğer insanlara. Ama şunu söyleyeyim. Ama şimdi rahat rahat kazanacağım bir seçim. Ya bundan 1,5 ay önce %65 alacağız diyorduk. Bir anda ortaya bir şeyler çıktı. Hayır sen kendi partinin içine bak. Hayır benim liderim olacak. Hayır senin liderin olsun. Davutoğlu çıktı bir şeyler saçmaladı. Babacan çıktı bir şeyler saçmaladı. Babacan hatta anayasanın anayasayla ilgili bir şeyler konuştu. Gerçekten benim o kadar canım sıkıldı hocam. Yani üniter yapıyı bozacak neredeyse anayasanın 14 maddesine de atıfta bulunarak 61. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam tam 66 mı? Ki 18 maddenin içinden vesaire kaybolmuş. Neymiş? Bu şey değil ki kardeşim. Niye değişmesinmiş? Ya arkadaş abi, sen bu ülkede bir parti liderisin. Bunu yapmak sana ne kadar etik? Altılı masanın içinde olmasını da esefle kınıyorum. Ya, ve aynı zihniyetin Ahmet Davutoğlu'nun da olmasına ben esefle kınıyorum. Söyle hocam. Arkadaş, bak, hala altılı muhalefete oynayacağım. Değil miydim? Sizin televizyonunuzda değil miydim? Demiştim ki ben
bana kalsa 10 tane oyum olsa Sayın Davutoğlu'na vermem. 10 tane oyum olsa Sayın Babacan'a vermem. Ama yine de memnunum. Bu 6 parti Türkiye'yi bir yere getirsin. Muhalefet tarafında durdukları için memnunum. Aynen bir yere getirsin diyordum. Bunu çok istiyordum. Ama şimdi ya bu altılı masa anayasa yaptı. Hatta bizlere gösterdi. Arkasından bir ay sonra dedi ki yarın görüşeceğiz dedi. Yarın görüşeceğiz dedi. Abi tam görüşmeden bir gün önce bir baktık. Biz anayasada bunu da değiştireceğiz, bunu da değiştireceğiz, bunu da değiştireceğiz diyorlar. Ya nereden çıkarttınız? Bir gün sonra onlara söyleyin, kabul ederlerse söyleyin. Şimdi bunların hepsi bizim bir kesimde de tesadüf onlar. Şimdi lütfen muhalefete söylemeyin. Ben iyi olsun istiyorum. Şimdi oradan bağlıyorum. Şöyle atlamadım. Şimdi Sadi Güven. Sadece Sadi Güven mi? Bakın. Haksızlık yapan valiler, haksızlık yapan emniyet müdürleri, haksızlık yapan kaymakamlar, Yüksek Seçim Kurulu başkanları, HSK, o haksızlık yapan yargıçlar, bunların tamamı bir bütün halinde anayasal düzeni, anayasada yazan demokratik, laik, sosyal, demokratik hukuk devletini ortadan kaldırmak için bir çaba içine girmişlerdir bana göre. Açık, yoksa hukuka tamamıyla aykırı olduğunu da bildiği bir gerekçeyle geçersiz oyları geçerli saymak ve bunu 1,5 milyon oyun değiştirileceği şekilde sayabilmek, o yüzden ben onların bunu yapan kişilerin yargılanmasını bekliyorum. Yargılanacağını ümit ediyorum. Ve bir hukukçu olarak o Sadi Güven'den de mutlaka ve mutlaka o dönemde suç duyurusunda bulunulmasını, ben de hiç kimse bulunmasa bir vatandaş olarak bulunacağımı söylüyorum. Çünkü onlar Türkiye'nin geleceğiyle oynadı. Hangi partinin kazandığı benim için önemli değil. A partisi kazandı, B partisi kazandı, C partisi kazandı. Aynı şeyi yarın altılı masa için yaparlarsa da yanlış. Haksızlık. Bir anda geçerli oylar, Türk hukukunun oyların gerçek olabilmesi için bulduğu iki tane şey vardır. İki yöntem vardır. Eskiden bir de parmak boyası vardı. Üç, onu kaldırdılar. İki yöntem kaldı. Bir tanesi gizli oy şeyde kullanacaksın. İkincisi de mühürlü oy. Oylar mühürlü olacak. Ve bunları geçersiz saydılar ve gerekçesini görseniz hukuk dışı bir gerekçe. Evet, aynen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya. Eski deyimiyle tebdil ve tahir ve ilga. Tahir ve ilga etmek. Şimdi bana göre bu kesin. Bana göre bu kesin. O yüzden ben bunların tümünün yargılanmasını istiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Neden muhalefete uyuyun demiyorum. Uyumayın diyorum. Şundan. Yoksa muhalefet kötü oldu. Ben iktidar kazansın, muhalefet kaybetsin diye değil. Ama bu yolu, hukuksuzluğu bir kere açarsanız başka bir şeyde de aman boş ver. Bu sefer de uymayalım deyince ne diyeceksiniz? Bir şey olunca ne diyeceksiniz? Oysa hukuk devletinde, eğer hukuk devleti ise, ama şunu da görünce size bir şey söyleyeyim bakın. Atatürk'ün gerçekten ne kadar büyük bir insan olduğunu, ne kadar yeri artık dünyada dolmayacak bir insan olduğunu şunu görürsünüz. Padişahlıktan sonra hiçbir gün Atatürk, dur şimdi cemaatçilere laf etmeyeyim, tarikatçilere etmeyeyim, ben bunların da oyunu alırım. Arkadaşlarıma da söyleyeyim, beni padişah seçsinler, ne var? Bir daha hilafeti alırım, ömür boyu aylık gelir demiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu yakında geri kuruyoruz o zaman hocam. Yani bak demiyor, demiyor.
Şimdi bakıyorum, Atatürk'ün yolundan gittiğini söyleyen bütün muhalefet şöyle diyor. Aman şimdi tarikatlara bir şey söylemeyelim. Aman cemaatlere bir şey söylemeyelim. İşte Babacan ne diyor? Tarikatları hukuk düzeni içine alalım diyor. Ya tarikat niçin var? Bizde kilise var mı? Bizde kilise var mı? Bizim dine, Allah'a dua etmemiz için kiliseye mi gitmemiz lazım? Hiç kimse dua etmeyi bilmiyor mu? Bunlar palavraya tarikat diye bir şey kurmuşlar. Oradaki adamlara bir ekmek sağlamak. Ekmekle sağlamayı bıraktılar artık. 6 yaşında kızları, 6 yaşından başlayarak çocukları sağlamak için bir şey kurmuşlar. Yani elini vicdanına koy. Ya var mı bizde? Hani Hristiyan dese ki abi bizde kilise var ne yapalım dese gene anlarım. Ama burada ya bırakın. O bakımdan değerli kardeşim. Bir tiyatro oynanıyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Artık tiyatro. Buyurun. Bakın, 10 dakikada bitiriyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Hocam, sen istediğin anda bitirebiliriz. Süremiz hocam bana bir saat, söz hakkı vardı değil mi? 11 dakika oldu. Zeynep Hanım sorunu sor. Hocamızı da fazla yormayalım. Bir de hafta sonu. Onun hocam. Da istirahat zamanı. O da çalışıyor çünkü. Buyurun. Çok haklısınız. Tiyatro oynanıyor. Şimdi ülkede seçime gidiliyor ama ne iktidarda seçim heyecanı var, havası var, ne muhalefetlerde var. Hiçbirinde yok. Zaten sokak bunu hissedemiyor. Sokağın hissettiği şu, ben de dahil. Bunlar bir kendi aralarında anlaşma yapacaklar. Biz onlara ne derlerse anlaşmaların birer parçası olacağız. Bitti. Bu kadar. O anlaşmanın birer parçası olacağız. Biz seçmen de değiliz yani orada aslında. Yani bir belirsizlik içerisinde sonuçta insanlara bir şeyi dayatacaklar ama ben hepsine de şey yapıyorum. Yani samimi bulmuyorum hiçbir şekilde. İnşallah yapacakları oyun, tiyatro patlar ki inşallah patlasın istiyorum. Ve bu oyunlara gelmeyelim, seyirci olmayalım en azından. Hani seyredelim de uyananlardan, ayık olanlardan olalım diyorum. Bu arada devamlı sağa sola bakıyorum. Sizi dinlemediğim için değil. Benim bir köpeğim var. Daha doğrusu bizim bir köpeğimiz var. Yani, demin havladığını duymuşsunuzdur. Evet. Hocam, gördüm de ben. Sokaktan geçene havlar. Şimdi de oyuncağını almış, yanıma gelmiş. O yüzden onu itiyordum böyle. O bakımdan kusura bakmayın. Ev hayvanları hepimizin. Şimdi. Onlar dilsiz dostlarımızdır hocam. Ben aynen, de severim hayvanları. Aynen. Onun için şimdi, müşteri olurum. Zeynep Hanımcığım, ben tabii ki şunu düşünmüyorum. Şunu istemiyorum. Yani madem partiler demokrasiyiz, 6 parti de birleşti. İnşallah başarılı olabilirler. Ama ben samimiyetle söylüyorum. Bir şey var. Yani oyun mu diyeyim, ne diyeyim? Bakın AKP'nin kuruluşundan bugüne kadar belli bir şeyin olduğunu düşünen insanlardır. Yani belli bir şekilde Amerikan elçileri bunları hep söylediler bize, bizlere. Bakın bir sürü insana sorun. Ben size atlar bile veririm, sorun. Onlardan da öğrendim. Hep dediler ki bizim tezkeremizi reddettiniz. Ya AKP o sırada iktidardı dedik. Yok dediler. Onların suçu yok. İki doğal şey. Doğal geçirme tezkereden sonra gelmedi mi aynen, zaten? Aynen. Hocam. İki şeyin suçu var dediler. Aziz Ergen komutan da jandarma istihbarat dairesi başkanıydı. O Amerikalı bir albayı aynı bizim Türk askerine geçirildiği gibi hatta amiyane tabirle tırnak içine çırılçıplak söyleyerek 24 saat nezarette tutmuştur ona binaen karşılık olsun olarak. Diye. Evet. Ya Türk orada. Şimdi hepimiz biliriz. Benim oğlum hiç öyle son derece demokratik, son derece bir hukukçudur. Kaç zaman oldu? Bu gerçekten bir travmadır. Hani Sayın Başbakan'ın yerli ve milli diyen Sayın Başbakanımızın ne notası vereceğiz Amerika'ya be? Şey mi dedi? Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bizim Milli Savunma Bakanımız olan Hulusi Sayın Genelkurmay Başkanlığı da yapmış. Sayın Hulusi Akar'ın önünde durup bilmem ne madalya, cesaret madalyası takıp buraya geldiği
Odierno. Odierno öldü evet. Şimdi. Bu komutan. Şimdi bir film çevrilmişti. Kurtlar Vadisi, Irak. Evet. Ben orada bir yerinde ben de gördüm. Oğlum dedi ki baba git mutlaka dedi. Hakikaten bir travma. Osmanlı'dan sonra bir travma yaratıldı. Doğru. Ve Türk ordusu asker şey geçiriliyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Ve ordu oradaki komutan diyor ki vallahi diyor silahla mücadele edecektim ama edemedim ve ordu o sırada onu şey yapıyor. Şimdi şunu söyleyeyim bakın ne derler geldiğimiz şu filme gittim. Filmde adam diyor ki bir yerde ben diyor siyasetçi değilim. Türk askeriyim. Al bunu kafana geçir diyor çuvalı. Bütün sinema ayağa kalkmış alkışlıyor. Şimdi bu insanlar deli değil. Bu insanlar salak değil. Hakikaten bir travmaydı. Travma. Şimdi bu travmaları yaşatırken bize dediler ki, yani bize derken Amerikalılar dediler ki iki kurumdan intikam alacağız. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve bugün savaş uçaklarının F-35'lerin feshedilmesi, F-16'ları alamamamızın arkasında esas nedenlerden bir tanesi bu değil mi? AKP'nin aslında bugünkü NATO çerçevesini elinin tersiyle itmesi durumu değil mi? Zaten bu konulardaki düzgün politika yürütmemesinin ana ekseninde bu yatmıyor mu zaten aynen. Amerika'yla? Aynen, şöyle aynen. De. Amerikalılar dediler ki Türk ordusunu cezalandıracağız. Cezalandırdılar. İkinci de açık açık CHP'yi cezalandıracağız dediler. Cezalandırdılar mı cezalandırmadılar mı bilmem. Ama en azından Baykal kendi yaptığı hatalardan dolayı aynı şekilde hukuksuzluğu görmeyip boş ver mağdur etmeyeyim şimdi diyerek hukuksuzluğu başlattı ve hem konumundan oldu hem de bugün maalesef prestijinden oldu. Şimdi çok net söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bu hukuk sorunu, Türkiye'de bir hukuk sorunu yok. Geçen gün Yılmaz Özdil çok güzel yazmış. Türkiye'de hukuk sorunu yok diyor. Hukukçu sorunu var diyor. Türkiye'de ben biraz daha genişleteyim. Bak bir arkadaşımız da ne yazmış. Ben okuyayım hocam. Yılmaz Özdil'den Mehmet Ali Güler biraz daha Fatih Altaylı'yı okuyorum demiş. Selam Hanım. Bizi aptal yerine koymuyorlar demiş. Şimdi kimi okudukları kimi okumadıklarından söylemiyorum da Yılmaz Özdil'de diyor ki hukuk değil hukukçu gerekli. Hukukçu da değil. Siyasetçi. Gazeteci. Vali. Kaymakam, hakim, şimdi hakim bunlar lazım. Ama bir tek şey ve güzel bir şey yazmış. Sayın Batum şu an hakim olsanız bugünkü bu ucube duruma ne yaparsınız demiş. Bakın net söyleyeyim. Biz böyle hukukçu olduğumuz için bugün zaten hakim olamayız. Bizim gibi, bizler gibi, sizler gibi insanların hakim olduğu dönemde de bu sistem olmaz. Bu acayiplikler olmaz. Hiç merak etmeyin. Böyle bir sistemde benim de amacım bu. Bu sistemi muhalefet değiştirsin artık. Yani sadece kişi değiştirelim diye değil. Değiştirelim bu sistemi. Ha bana kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener İkisi bu sistemi değiştirmek isterlerse değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler. Sen bu iki insana güveniyor musun? Güvenmek istiyorum, güveniyorum. Ama o güveni onların bize vermesi lazım. Şöyle hocam bir sade vatandaş olarak. Körük evet. Önüne bir şey olmaz. Yani güvenmem için bu sistemin içinde beyefendi hangi halıyı veriyorsanız orada oynayalım biz. Değil. Durumu ben muhalefetim %60'ın temsilcisiyim. Hadi oradan sen. Arkalarını alaraktan. Evet. Hadi oradan diyebilsin. Evet. Yoksa ben bir şey daha söyleyeyim. Bakın net. Gene bir şey söylerler. Bakın çok net. Ben yaşadım evet. Bunları. Şimdi 2017'de yapmayın. senem merak etmeyin. Çok şekerdir benim köpeğim. Çok tatlıdır. İtmiyorum. Buraya gelmesin diye şöyle elimle
şey yapıyorum. Mesela sesli git desem gider de hiç merak etmeyin. Şimdi şunu söyleyeyim. Zaten ben gitsem eşim kızar. Şimdi gerçi o odada değil. Allah'ın dilsiz varlıkları hocam. Onların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya bizler kadar hakkı var olduğunu düşünüyorum ben. Ya. Daha fazlası. Onlar insanlardan daha da iyi ya. İnsanlardan daha iyi. Sadıklar, ya. Dürüstler tabiata bize karşı, sahiplerine karşı. Canlı. Tabiata en uygun canlı. Ya şimdi size bir şey söyleyeyim. Bunun şeyi yok ama. Emin olun onlar konuşabilseydi, akılları olmasa da onlar konuşabilseydi de emin olun Türk ordusunun yarısını suçu olmadığını bilerek 5 sene içeri atmazdı. Emin olun atamazdı. Yani o yüzden ben birine artık hayvan veya işte köpek veya kedi veya neyse demiyorum, düşünüyorum. Evet. Neden düşünüyorum? Çünkü evet. gerçekten şey değil, hakikaten. Hayvana hakaret oluyor gerçekten. Yani böyle tabii. Bir şey olmaz. Evet. Size bir şey söyleyeyim. Gerçekten inanamıyorlar. İnanamıyorum. 7 yıl insanları içeride yatırdılar ya. Ya burunları sızlamadı ya. Burunları sızlamadı. Sonra dediler ki pardon. Bak görmedik biz FETÖ yatırmış dediler. dediler. Sonra şeyi Demirtaş'ı yatırdılar 6 sene. Ve görün bakın seçimlerden sonra sormaya başladığında hepsi böyle diyecek. Demirtaş hocam. Kim seçim, yatırdı? Önümüzde seçim var. Ben sizi bir daha yormayayım. Yormak çok istemiyorum. Bir bakın. Bir daha söylemek istiyorum ben. Zeynep Hanım. Bakın süre. Sor. Ya 21 dakika. Hocam seçim satına girdik. Ben sizi bir sefer daha yayın sözü almak istiyorum. Çünkü evet, bu dönemde. Aynı şekilde. Onun için çok da yorum. Bu konudaki inisiyatif inanın sizin elinize bırakıyorum. Ki arkadaşların temennilerini okuyacağım, yayını kapatacağım. Zeynep Hanım sorsun. Buyurun siz sor dediğiniz için. Şimdi iktidar olduğundan beri çözüm yerine sorun ve kriz hep odaklı siyaset uyguladı. Bununla birlikte sürekli anayasaları sürekli hep delik deşik etti filan. Bunlarla birlikte arkasından seçime giderken seçmenlere ne kadar haksızlık ettiğinin farkında mı? Bir de şu var, seçmen tarafından, seçmenler bunun farkında mıdırlar acaba? Zeynep Hanım, bunu çok kolay hemen cevaplayayım. Bakın, seçildiği günden bugüne Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir tek şeyi yapıyor. Ve sadece bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi popülist rejimler dediğimiz bütün rejimlerde aynı şey yapılır. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendine oy vereni vatandaş olarak kabul ediyor. Öbürlerini zaten vatandaş olarak kabul etmiyor. Onları kötü, terörist, teröristleri destekleyen, vatan haini, zillet, cezalandırılması gerekli insanlar olarak. Şimdi hep derdi ya işte göbeğini kaşıyan adam falan diyorsunuz benim seçmenime diye. Oysa o tamamıyla kendisine oy vermeyen %60'ı, %50'yi, %65'i şey diye görüyor. Vatan haini, kötü, yanlış. O yüzden hiçbir şeyi sizin benim için yapmıyor. Peki neden bir 5 seneden zulüm etmek için kalmak istiyor? Efendim? Zillet, illet dediği kişileri bir 5 yıl daha zulüm etmek için neden bir 5 sene? Tabii. Hayır o değil. O %30'a kendine göre bir şey vermek için. Bu da Türk milletinin büyüklüğünü ve önemini anlatan şeydir. Bence şudur. Bakın Atatürk bu ya. 6 Ekim 1923 en son İngiliz askeri işgal altında ülke 1919'dan beri en son İngiliz askeri İstanbul'u terk ediyor. O yüzden İstanbul'un kurtuluşu diye izlerdik hatırlarsınız. Evet. O, bir şey
ne derler? 6 Ekim 1923. 6 Ekim'den 23 gün sonra ben burada oturayım hadi bakalım iyiyiz. Padişah seçin beni demiyor. Cumhuriyet kuruyor. 23 gün sonra. Yani. Bir dakika. Yani. Ama bir sene olmadan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir fırka kuruluyor. Ve o milletin bir bölümü Atatürk'e şöyle diyor. Allah senin belanı versin. Dinimi de elimizden aldın. Ben terakkiperverliyim diyor. Çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Şimdi bunu kötülemek için söylemiyorum. Doğaldır. Türk milletinin bir bölümü Atatürk'ü Cumhuriyet'ten nefret edebilir. Dünyanın her yerinde. Bu seçmenin bir bölümü Sayın Erbakan bize oy vermeyen patates dinindendir. Siz Müslüman falan değilsiniz. Patates dinindendir dediğinde %25 oy almıştı. Evet. Ben bunları o %25'i kötülemek için söylemiyorum. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda 30'udur, 35'idir bilmem onu. Onu etrafında tutmak için sadece onlara çalışıyor. Evet. Merak etmeyin ben size para vereceğim diyor. Merak etmeyin ben size ekmek vereceğim diyor. Herkese burada duruyor. Yapmaya çalışıyor. Ve hakikaten veremediği de şöyle düşünüyor. Ya boş ver diyor. Hiç duymadın mı? Alnı hiç olmazsa secde görüyor diyor. Alnı secdeye değiyor diyor. Yalan mı? Çalıyor ama çalışıyor durumu gibi hocam aynı yani. Dolayısıyla bu var Türkiye'de ama evet. Türk milletinin %60'ı hala muhalefetin ya arkadaşlar hakikaten bu kötü sistemi değiştirmek istiyorlar ya. Söyle yani hocam. Bunu anayasa yapmak istemiyorlar demesini evet. Bekliyor diye düşünüyor. Eğriyle doğruyu hep sürekli yarıştırıyoruz galiba. Aynen. Gibi. Aynen. Maalesef. Zeynep Hanım şimdi ama her sistem kendi adamını soru sormayan hocama da ben hocam teşekkür ederim. Bu saate kadar saat 22.10 1 saat 27 dakika oldu. Konuşacaksanız ben sabaha kadar sizi dinlemekten size soru sormaktan inan ki mutluluk veririm ama sizi de yarın yine misafirimiz olmanız durumunda mahcup olmamak adına İstediğiniz zaman bırakabilirim dedim. Yani bu konudaki inisiyatif tamamen sizin elinizde hocam. Konuşmak isterseniz devam edelim. Tamam. Öldüm. Değerli son cümleleriniz varsa alayım ama yine de hocam. Hayır. Şunu söyleyeyim. Lütfen Senem Hanım çok sağ olsun ama sakın şöyle demesin. Ben artık bu altılı masadaki hiç kimseye güvenmiyorum demesin lütfen. Güvensin. Yanlışları eleştireceğiz. Türk milletinin bir ferdi olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak o yaptıklarından eğer hoşuna gitmiyorsa bunu açık açık dile getirsin, çekinmesin. Nasıl AKP'nin yaptıklarını kötü kötü hepimiz konuşuyoruz burada. Yapmayın desin ya, yapmayın. Ben bunu istemiyorum kardeşim. Ondan anayasa yapmanı istemiyorum desin. Görmezden geldiğimizde şöyle oluyor. Bugün AKP iradenizi bırakmış oluyoruz. Hayır. Neden bırakalım? Neden çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun, Türk milletinin, gençlerin şeyini bir kişiye verelim? Bunu söyleyeyim. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, duygularınıza, düşüncelerinize sağlık. Son mesaj olarak Murat Demir'in şu güzel sözünü, şu güzel sözüyle ben de kapatayım. Hocam burayı doğru okumak lazım. Bir kitle Türkiye'yi yani bir cenah var. Bugünkü AKP cenahı darül harp görüyor. Ülkeden talanladığı tüm şeyleri kendilerine mübah yani hak görüyor. Aslında onların ülkeye bakışının talanı bize göre hırsızlığın dik alası hocam. Bugünkü herkese deme. Sonra televizyon bu televizyon. Bir kesimi yöneticilerin evet. Bir bölümü diyelim. Evet hocam. Demek için de tabii ki cümlem. Bir dahaki programı yapalım yani. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Demek için de cümlem tabii ki bir kesimi yine dediğiniz gibi çok teşekkürler. Değerli Haber Asi'den bizi seyreden, izleyen değerli dostlar.
Haber Ajansı takipçilere bu akşam çok değerli bir konuğumuz vardı. Anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batum, CHP 24. dönem milletvekili. Ben de partnerim sevgili Zeynep Bakürt Hanım'la programın akışını, moderatörlüğünü üstlenmeye çalıştık. Haftaya, bugün istisna oldu. Pazar gün yaptık programı çünkü cumartesi gün hocamın durumu müsait değildi. Onun için biz de bugün pazar hafta sonu olmasa sebebiyle bugün aldık. Sağ olsun hocam da bizleri onura etti. Bu akşamlık yayınımız bitti. Haftaya cumartesi gün. Pazar değil, cumartesi gün sevgili haber arası müdavimleri. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.